Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlı bir karşılaşma vardı. Beyazlarda dünya şampiyonu Magnus Carlsen, siyahlarda dünyanın 5 numarası Azerbaycanlı oyuncu Şahriyar Mamedurov oynuyor. Tata Steel'de bugünün en önemli karşılaşması ve kazanan liderliğine devam edecek. İkisi de liderdi ve bakalım neler oldu, hep birlikte izleyelim. Magnus Carlsen oyuna D4'te başlıyor ve devamında at F6'yı görüyoruz. At B3, D5, C4 ve E6'dan sonra burada G3 oynanıyor ve G3'ten sonra fil G2 ile birlikte kat alan açılışını görüyoruz. Ama şöyle bir detay var. Carlsen aslında Dubov'la beraber kat alan açılışını çalışıyordu ama ilk turda Mamedyarov Dubov'la oynamıştı ve Dubov beyaz olduğunda kat alan oynamıştı ve Mamedyarov çok iyi kalmıştı. O yüzden Carlsen bunu tercih eder mi etmez mi diye ben çok düşünmüştüm ama etti. D çarpı C4, fil G2 ve fil B4'ten sonra şimdi burada fil D2 ile o şah engelleniyor. A5 oynandı. Tabii ki siz gidip hemen fil B4 almıyorsunuz. Çünkü fil B4, AB4'ten sonra siyahların buradaki piyonları çok güzel kalacaklar. Ve kısa rok atıldı. Kısa rok E3'ten sonra da kale A6. Çok fazla rastlamadığımız bir hamle. Kale A6'dan sonra burada bilgisayarın önerdiği hamlelerden bir tanesi bu kale A6 ve bu çaprazdan artık siz çıkmış oluyorsunuz, belki de vezir C2'ye de artık B5 sürebiliyorsunuz. A4 oynandı. Tabii ki B5 piyonu tutulacak, C6 ile birlikte tutuluyor ve at C3. Şimdiki isteklerden bir tanesi de A çarpı B5, C çarpı B5'e artık at B5 alınabiliyor. O yüzden kale B6 ile burası savunuldu ama sıkıntılardan bir tanesi artık olur da bu fille at değişilirse ya da fil bu çaprazdan çıkarsa fil A5'i ister konumda kalacak ve E4 oynanıyor ki E4'ten sonra da burada muhtemelen siyahlar fili bir yere atarak burada belki de B4 oynamak istiyorlar ama fil E7'den sonra başımıza pek de iyi şeyler gelmiyor. E5 oynanıyor çünkü. Tabii ki her iki tarafta burada artık zaman harcamaya başladılar. Hazırlıklar yavaş yavaş bitti. Ve tabii ki o fil A5 isteği hala tahtada duruyor. Ve at D5'ten sonra birazcık daha net olduğunu söyleyebiliriz bu isteğin. Çünkü at D5 aldığınızda CD5, fil A5 hemen oynanılabiliyor. Ama böyle bir varyantta CD5, fil A5'ten sonra burada bir B4 isteğiyle birlikte artık siyahların piyonları çok güzel kalmış olacak ve buradaki file siz yer bulamıyorsunuz. Bu çapraz kapalı. Fil F1'e çekseniz bu çapraz kapalı ve siyahlar gerçekten bu fili de iyi değerlendirmiş olacaklar ve gerçekten güzel bir konum kalmış oluyor. Kareyi feda ediyorsunuz. Karşılığında çok güzel bir şekilde bunu tabii ki oynayabiliyorsunuz. Ama at D5'ten sonra Magnus öncelikle AB5 alıyor. Ve siz C ile alırsanız artık burada da E çarpı D5'ten sonra tam istediğiniz olmayacak. Belki burada Şahriyar Mamedyarov at B4 oynayıp devamında burayı alıp aslında fil A5'i engelleyebilirdi. Ama konuma baktı. 16 dakika hesap yaptı. Ve CB5 ile birlikte at D5'e D5 ve fil A5'e izin vermiş oldu. At C6 oynandı. Ver fili ve fil çarpı B6. Vezir çarpı B6'dan sonra kaleye fil değişilmiş oldu. Şimdi kale A8. Kale A8'den sonra H6 ve kale F A1 ile birlikte burada tabii ki çok güzel bir konumu oluşturmuş oluyor. Fakat burada bilgisayarın önerilerinden bir tanesi kale çarpı C8 oynanılabilirdi. Çünkü kale C8 ve vezir F5'ten sonra ver burayı diyorsun ve ver aynı zamanda E6 isteğini. Eğer kale F8 oynanırsa E6'dan sonra burada gerçekten büyük sıkıntılar oluyor. Özellikle alırsanız vezir E6 ile birlikte şah kanadı tamamen dağıldı ve şah H8'e kaçtığında da at E5 ile birlikte at G6'lar isteniyor, at C6'lar isteniyor, alamıyorsunuz, vezir istekte kalıyor. Bayağı bir zor konum kalıyor ve kale F6 belki de tek çare ama ona da piyonlarınızı kaybediyorsunuz. Böyle bir seçenek vardı ama siz bu konumda kareye fil öndeyken hemen bunu vermek istemiyorsunuz. O yüzden birazcık daha sakin davrandı Carlsen ve kale F A1 ile üstünlüğünü belki de perçinlemiş oldu. F
Fileye 6 oynandı. Fileye 6'dan sonra vezir D1 ve şimdi burada B4. Tabii ki siyahların da isteklerinden bir tanesi olabildiğince bu piyonları ilerletmek ve belki de B3, at B4, atı D3'e koyacak, fili B4'e koyacak ve böyle çok rahat bir oyun oynayacakken tabii ki Carlsen zor da olsa bu hamleyi buluyor ve buradaki hamle B3. B3'ten sonra buradaki ilerleyişi durduruyorsunuz ve fil burada sıkışıp kalıyor. Ve siz tabii ki burada alsanız burada zayıf bir B4 piyonu kalabilir. Zayıf ama güçlü diyelim. Tabii ki o B4 iyi savunulursa atak şansı olabilir siyahlar adına. Ama bir yandan da tabii ki her zaman beyazların hala kalite üstün olduğunu hatırlatmakta fayda var. O yüzden burada C3 oynamayı tercih etti siyahlar. Ve her ne kadar bu filleri istediği gibi kullanamasa da artık bağlı geçer bir piyonu var. Ve C3'ün ardından şimdi D4'e bir baskı yapılacak. O baskıyı kesmek adına tabii ki atı belki de buradan C2'ye dönmek istiyorsunuz ama D4 düşmüş olacak. Öncelikle kale A6 ile birlikte veziri saptırıyorsunuz. Vezir C7'ye geldikten sonra da atı E1 ve devamında artık atı C2'ye koyacaksınız. Vezir D3 burada ve devamında F4 F5 süreceksiniz. Çok kolay gözüküyor ama tabii ki bunu hesaplamak gerekiyordu. Ve burada Mamedyarov tabii ki birazcık oyunu karıştırmak istedi. Bu filleri artık oyuna sokmak istiyor ve F6 oynuyor. F6'dan sonra amaç tabii ki fille beraber belki de D4'e basmak. Ve aynı zamanda bunları daha etkin kullanabilirsiniz. Ama burada tabii ki hemen almıyorsunuz ve at D3 oynuyorsunuz. Magnus at D3'ü buldu ve at D3'ten sonra tabii ki aklımıza gelen ilk hamle F5 ki Mamedyarov da bunu oynadı ama aklımıza gelen ikinci hamleyi de ben sizlere göstermek istiyorum. Burada at D4 oynanılabiliyordu ve at D4'ten sonra da kale E6 gibi bir feda var ve kale E6'dan sonra tabii ki at E6 ve ver diyorsunuz artık buradaki atı. Ancak belki de vezir D7 ile savunacaksınız ama at F4'e buradaki at da düşerdi ve oyunu kaybederdiniz. O yüzden bu olmuyor ve belki de bilgisayarın önerilerinden bir tanesi G5 oynamak. G5'ten sonra oradaki at F4 isteğini kesmiş oluyorsunuz siz ama inanın bana tahta başında bunu çok az bir süreyle bulmak o kadar kolay değil ve bu yüzden belki de Mamedyarov F çarpı E5 aldı. F çarpı E5'ten sonra at çarpı E5 ve at çarpı E5'ten sonra insanın aklına yine ya at E5 ya da at D4 geliyor. Burada Şahriyar Mamedyarov at E5 oynadı ama at D4'e birazcık bakalım bilgisayarın önerilerinden bir tanesi. Vezir D4, fil C5 var burada ki dikkat ederseniz burada tabii ki F2 istekte kalmış oluyor. Ve aynı zamanda veziri buradan ayırırsanız E5 düşmüş oluyor ama burada çok güzel bir vezir D3 var. Fil F2, şah H1 ve vezir E5'ten sonra hiçbir şey olmuyor. Çünkü kale E6 patlatabiliyor. Şahınız çok güzel bir yerde. Vezirle bunu almak zorundasınız belki de. Ama alırsanız da fil D5'ten sonra vezir düşmüş oluyor. Ve bu konu tabii ki çok rahat bir şekilde beyazlara kazanç olacak. Bu konum değerlendirmesinde Şahriyar Mamedyarov at E5'te karar kıldı. At E5'te tabii ki hemen almak o kadar işinize gelmiyor ve belki de beyazlar bu tuzağa düşebilirlerdi. D çarpı E5'te C2 var burada ve C2'den sonra vezir D2'ye gittiğinde de fil C5 ile beraber F2'ye baskı yapıyorsunuz ve vezir orayı ancak savunabiliyor ve devamında C1 burada çıkma ihtimali var. Mesela kale E6, kale F2 ve burada kale E8 gibi varyantlar var ve kale F8 dönmek zorundasınız. Şah çekiliyor. Şah H1'e gittikten sonra kale E8 ve yani fantastik varyantlar var. Fil D5 ve hala rakibin C2 piyonu ile ilgili tabii ki belli sıkıntılar olacak. Eğer onu alırsanız da E5 gidecek ve oyun eşitlenecek bir anda. At E5'ten sonra buradaki hamleyi ben size bırakmak istiyorum. Burada ne oynardınız? Ve tabii ki videoyu devam eden arkadaşlar için de buradaki cevabı söyleyelim. Burada kale E6 var. Kale E6'dan sonra ver diyorsunuz E5'i. E6'yı zaten aldınız. Fil D5 istiyorsunuz.
ve birçok istek var ama siyahlar C2 oynayacaklar ve C2'den sonra vezir E1 ile olaydan kaçtınız ama alt D3'ler var. Alt D3'e nasıl bir cevap vereceksiniz? Fil D5 mi olacaksınız? Kale E7 mi oynayacaksınız? Buradaki veziri bırakabilir misiniz? F2 de isteniyor ve biz bunları düşünürken Mamedyarov konuma baktı ve oyunu terk etti. Neden? Çünkü eğer siz alt D3 gibi bir şey oynarsanız burada hemen kale E7 var. Her ne kadar siz burada C1 vezir çıkmaya çalışsanız da aslında hiçbir şey olmuyor. Çünkü kale C1, vezir C1 ve alt C1'den sonra fil D5 şah. Şah kaçtıktan sonra da fil C4 ve bu piyon artık, pardon böyle gitmiyor piyon. Bu piyon artık vezire doğru yola çıkmış oluyor. İki piyon önde ve burayı oynamanın bir manası da yok. Zaten bu at da o kadar iyi karelere gidemiyor, ancak A2'ye dönecek de oradan belki at C3 yapacak da bir şeyler olacak. Belki onun devamında da kale hemen burayı da topluyor olabilir. O yüzden çok zor bir karşılaşmaydı zaten ve vezir E1'den sonra da Mamedyarov burada 27. hamlede oyunu terk etti. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda turnuvanın devamı için de kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.